Enver. Efendim baba? Bir daha benden habersiz selam yollamayacaksın kimseye. Baba çok önemli bir meseleydi. Bu müdürün tetikçilerinden biri benim iş yaptığım bir adamı vurdu. Teferruatı beni alakadar etmez. Benim ismimi kullanacaksan benden izin alacaksın. Sağda solda ben artık babamın oğlu değilim. Kendi nabım var diye gezineceksin. Sıkışınca Ekber babadan selamlar. Tamam baba. Bir daha olmaz. Baba ben seninle bir mevzu konuşacaktım aslında. Ekber baba nasılsın? İyisin inşallah. Ümit. Benim bir gözüm görmez bilirsin. Ama kulağım o açığı kapatır. Ümit. Sağda solda benim artık Ekber babanın gölgesine ihtiyacım yok demişsin. Haşa baba. Kim dedi bunu? Sen benim o gölgem sayesinde kaç tane kulüp açtın? Ulan paraya para demiyorsun. Ben olmasam o sokakta seni barındırırlar mıydı? Hı? Bütün haşaratları temizledik. Herkesin mamasını verdik. Aynen Ekber baba, Allah razı olsun. Ama kim ne dediyse vallahi yalan. Ben sana saygısızlık eder miyim baba? Saygısızlık dedin de aklıma geldi. Geçen gün iki delikanlı uğradı bana. Saygılı çocuklar. Dediler ki biz Ümit'in sokağında mekan açmak istiyoruz. İcazet var mıdır baba dediler. Ben yok dedim. Senden hiç haz etmiyorlarmış. Ama ona rağmen eyvallah baba dediler. Elimi öptüler gittiler. Sen gelmeden önce o delikanlıları aradım dedim. Böyle böyle böyle. Ümit'in artık benim gölgeme ihtiyacı yokmuş. E o zaman siz onun sokağında istediğiniz yapabilirsiniz. Benden yana sıkıntı yok dedim. Kimmiş bu arkadaşlar baba? Ben tanıyor muyum? Ümit telefonu çalıyor baksana. Benim mekandan arıyorlar da. Ekmek yetmesin. Ciddi bir şey yoktur inşallah. Efendim. Ne diyorsunuz oğlum? Nasıl yanıyor? Lan. Her yer yanıyor ne demek? Tamam. Tamam geliyorum tamam. Ne olmuş Ümit, kötü bir şey mi var? Kağan'ı gölgesinde gezermiş de kendi gölgem zannedermiş. Gençlik işte. Anladım baba. Anladım. Müzik.
Ömer çok anlattı sizi. Nasıl anlattı beni kerata? Genelde iyi. Yani... biraz sert bir insanmışsınız. Diyelim bazen. İnsanın Enver gibi bir oğlu varsa sert olması lazım. Sen de tanıyorsun kendisini. Bayağı yakından. Kusura bakmayın. Ben her şey usulünce olsun çok isterdim. Ama işte. Kız mı oğlan mı? Oğlan. Oğlan dedeye çeker. Baban ne iş yapıyor? Oto yıkamacısı var. Annem de ev hanımı. Güzel. Enver'le nerede tanıştınız? Restoranda. Yani ben çalışıyordum orada. Garsonluk yapıyordum. O da yemeğe gelmişti. Bilerek üstüne yemek mi döktün yoksa? Baba. Tanışmışsınız. Enver Bey. Demek baba oluyorsunuz. Gel. Tebrik ederim. Sağ ol baba. Kız da iyi bulmuşsun, aferin. Yalnız yani doğduktan sonra kucağıma verseydiniz... söylemek için niye bu kadar acele ettiniz? Kusura bakma baba. Şaka yaptım. Ya ben şaka yapamaz mıyım? Hadi gel biz çıkalım. Kızcağız da dinlensin. Hastaneden yeni gelmiş. Gelinim. Baba kusura bakma ya. Kızmakta haklısın. Daha önce söyleyecektim aslında sana da. Niye kızayım oğlum? Erkek adamsın. Olur böyle kazalar. Benim de adını bile bilmediğim bir sürü çocuğum var. Bazılarını vurdurdum. Babalık testi isteyenleri. Nasıl buldun Yağmur'u? Varoş buldum. Üstünden çiğlik akıyor. Ömer bak. Az önce kaza dedim ama... kaza da olmayabilir. Bu kız senden özellikle çocuk peydahlamış olabilir. Niye? Çünkü kendisini garantiye alacak. Evlenelim diye başının etini yiyordur kesin. Öyle bir kız değil baba. Beni gerçekten seviyor. Benimle evlenmek istiyor. Ben de onunla evlenmek istiyorum. Enver. Eline 3-5 lira tutuştur. Sepetle onu. Sen Hatice ile sözlüsün. 40 yıllık arkadaşımın kızı. Baba ben Yağmur'u seviyorum. Sevgi diye bir şey yok Emel. Ya ben sevip sevmediğimi anlamaz mıyım sence? Anlamazsın. Vücudun kandırır seni. Bir yerlerin karıncalaşmaya başlayınca sevdim zannedersin. Muhabbete daldık. Köpeği beslemem lazım. O köpek hala duruyor mu ya? Duruyor. Baba seninle şu mevzuyu bir daha bir konuşalım mı ya? Kestirip atıyorsun sürekli. Hatice'yi istemiyorum ben. Bu kızı seviyorum, ciddiyim yani. Sen bu kızın ailesini tanıyor musun? Abi! Abi yapma! Abi Enver!
Abisini tanıyorum biraz. Annesini de gördüm birkaç kere. Ömer, eğer bu kızla evlenirsen sadece onunla evlenmeyeceksin. Ailesiyle de evleneceksin. Hayır baba ya, ailesiyle evlenmeyeceğim. Bana ne ailesinden? Ben kızla evleneceğim. Abisini geberteceğim hatta. Aa bak güzel. Ama bütün aileyi gebertemezsin ki. Orasını bilmiyorum artık. İş oraya gelirse bakacağız. Bak Evel, şöyle yapalım mı? Sen bu kızın ailesiyle bir tanış. Bakalım nasıl insanlar. Sonra da eğer illa ben istiyorum baba dersen... Evlenebilir miyim yani? Hayır. Ama metres olarak kullanmana izin veririm. Aralı sırada ziyaret edersin. Çocuğa da pamuk şekeriyle çikolata götürürsün. Baba yapma. Yapma baba ne olur ya. Bak çocuğum için hevesliyim çok. Bildiğin gibi değil. Heyecanlıyım yani. Oğlum olacak. Senin de torunun ya bu. Anladık anladık. Kadınları gebe bırakabiliyorsun. Aferin. Ama sen Hatice ile evleneceksin. Ondan çocuk yapacaksın. Resme olan o çocuk olacak. Bu olacak. Bilirsin Ömer, ben verdiğim sözden dönmem, bu bir. İkincisi, ben insanın gözünden röntgeni çekerim, bunu da bilirsin. Ben bu çocuğu görüyorum, şu an görüyorum. Tipi fena değil. Ama ruhu varoş olacak. Çiğ olacak. Öldü mü lan yoksa bu? Ya baba. Ha. Bir şey konuşuyoruz. Ha. Ha evet. Ne diyordum? Bu kız bu çocuğu kullanacak. Sülük gibi ailemize yapışacaklar. Ben insanı kokusundan tanırım. Bak şuraya yazıyorum. İleride bana geleceksin. Baba ben bunları paçamdan nasıl silkelerim diyeceksin. İşte o zaman ben de sana ne yersen ye diyeceğim. Tamam ya. Ben riski alıyorum. Ben sakin. Böyle bir şey olmaz Enver. Bak sakin bir gülme rastladın. Şurada iki medeni insan gibi konuşuyoruz. Doğursun. Ziyarete git. Hevesini al. Konuşma bitmiştir. Aferin benim güzel köpeğime. Aferin, aferin. Şunu da öldür artık Allah aşkına ya. Ama cezasını tam olarak çekmedi ama. Baba seninle konuşmamız lazım. Kulağıma bir şeyler çalındı Ömer. Silah işine girmişsin. Girdim, evet. Silah ve uyuşturucu yok demiştim. En çok para bunlarda baba. Bu para meselesi değil, prensip meselesi. Ne prensibi ya? Köpek kulübesinde insan besliyorsun sen. O hak etti. Ama uyuşturucuya alıştırılanlar masum insanlar. Ya bırak insanlar paralarını ne istiyorlarsa onu harcasınlar. Sonunda öleceklerini bilmiyorlar mı? Bize ne? Herkesi kontrol edemezsin baba. Herkesi değil. Bir tek seni kontrol etsem yeter. Hayır baba. Beni de kontrol edemeyeceksin artık. Yetti. Kimi istersem onunla evlenirim. Yağmur'u seviyorum ben, onunla evleneceğim.
suçlarına da katlanırsın. Katlanırım. Bakalım ne yapacaksın? Çok merak ediyorum. Söyle. Ekber baba. Enver abi gelinlik alışverişinde şu an. Gariban. Ne dedin sen? Evet. Yarın evleniyorlarmış baba. Ben de yeni öğrendim. Gariban. Emin misin oğlum? Ya, nasıl böyle bir şey yapabilir? Eminim baba. Sözümü nasıl ezip geçer lan bu herif? Nasıl? Saçları vardı. Nasıl girdin sen buraya? Ben onu alayım mı artık? Burası benim evim. Yarın evleniyormuşsun. Evet. Evleniyorum. Tebrikler. Teşekkürler. Sana bir hediye getirdim. Aç hadi. Aç. Açar mıyım ben onu ya? Hı? Kim bilir ne saçmalık çıkacak içinden. Kurşun mu, mermi mi? Tıkılan pamuk mu? Saçma sapan mafya klişeleri. Birinin serçe parmağı bile çıkabilir içinden. Sen mi, kızsan mı bilemedim. Ona zarar verebileceğimi mi düşündün? Bana değil, kendine kız. Şimdiye kadar canını sıkan herkese zarar vermedin mi? Çok sevdiğim dediğin insanları bile öldürmedin mi? Bütün mesele bu mu? Bunun için mi bana soğuksun? Anneni öldürdüğümü düşündüğün için mi? O da var tabii. Beni sürekli dövmen, bacağıma sıkman, bütün evlerin bodrum katını işkence odasına çevirmen falan gibi böyle ufak tefek detaylar. Neden direnmedin o zaman Enver? Neden sen de benim seçtiğim hayatı seçtin? Pekala,
emlakçı falan olabilirdin. Sen de biliyorsun. Bu zehir kanımıza işlemiş. Normal bir hayat yaşayamayız biz. Sen de bana benziyorsun. Gözlerinde görüyorum onu. Al. Gram altın. Damadın babasından. Niye bu kadar masraf ettin ya? Kızın değeri bu Enver. Götürüyorsunuz beni. Ait olduğun yere götürüyorum. Kendi çöplüğüne. Hayır, lütfen, lütfen yapmayın bunu, lütfen. Bir daha Enver'e yaklaşmayacaksın. Sessizce doğur çocuğunu. Uzak durursan mama parası yollarım. Çocuğumun babası. Neden uzak durayım ondan? Uzak durursan yaşamına izin veririm. İnanmıyorum böyle bir şey yapacağınıza. Bu kadar kolay mı? Tamam. Tamam, öldürün istiyorsanız. Ama ben Enver'i seviyorum. Değişmeyecek bu. Emre'nin parası pulu olmasaydı gene sever miydin? Evet. Evet, tabii ki severdim. Aynı onun beni sevdiği gibi. Bakın, benim hiçbir şeyim yok. Ama o beni seviyor. Biz seviyoruz birbirimizi. Siz hiç kimseyi sevmediniz mi? Ver baba. Lütfen. Lütfen bak, tamam. Tamam, sen istemiyorsan evlenmeyelim. Ama Enver'le konuşalım bunu. Ne olur lütfen, lütfen beni bu halde eve götürmeyin. Lütfen. Benim babam bilmiyor. Babam baba olsaydı bu hallere düşmezdi. Onun için üzülme. Ekber baba, lütfen. Ekber. Ne olur lütfen. 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 Anne. Nereye? Ben bir şey söyleyeceğim daha ama... Celallenme. Söyle. Ben şeye gidiyorum. Kardeşinin nikahına. Gideyim oğlum. Kız yalnız kalmasın. Ne? Bak, babana bir şey söyleme. Güne gitti dersin sorarsa. Daha evlensinler. Sonuçta bir çocuk var orada da. Anne. Ben açarım. Buyurun. Buyurun. Ekber baba, ne olur yapma. Ekber baba yapma. Alın kızınızı. Lan ne yapıyorsun lan sen? Baba sakın. Ne yapıyorsunuz lan siz? Sakin. Bana niye sinirlenmiyorsun? Kardeşine sinirlen. Ben size iyilik yapıyorum. Teşekkür etmeniz lazım. Lan elimden bir kaza çıkmadan defolun gidin. Ay, yapma. Defolun gidin buradan. Daha sakın. Sakin ol. Anne yapma. Göz
yüzünden öfke çıkan delikanlıları çok severim. Devam et, devam et. Öfke hayatta tutar insanı. Benim öfkem senin hayatını alır lan. Tamam. Abi bırak baba. Efendi, kızına sahip çık. Geri gelmeye kalkmasın sakın. Bir dahaki sefere bu kadar kibar olmam. Güzel, güzel. Şemsi, birazcık da getirsene. Emrin olur baba, hemen. Hadi. Ne yaptın baba ya sen? Ne yaptın sen? Cacık istedim Şemsi'den. Oo, damat. Yağmur nerede? Ne yaptın kıza? Yok artık. Yani yok artık. Dün gece de aynısını yaptım. Ya kızın karnında çocuk var. Sen ona bir şey yapabilir miyim? Yaparsın sen. Ne yaptın? Nerede Yağmur? Bak Enver, şurada ağız tadıyla kuruyla pilav yiyeceğim. Bunu da boğazıma dizme lütfen. Bak sakin ol. Anasının babasının yanında. Allah aşkına baba. Neden baba ya? Baba hakikaten sen neden benim mutlu olmamı istemiyorsun ya? Enver, aksine ben senin mutlu olmanı istiyorum. Onun için de etrafındaki asalaklardan seni korumaya çalışıyorum. Koruma baba. Allah aşkına sen beni hiçbir şeyden koruma ya. Aa, Şemsi koy. Bak Şemsi. Evet. Kıvamı tam olmuş. Afiyet olsun baba. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Yok öyle bir şey artık, yok. Çocuk değilim ben. O zaman çocuk gibi davranma. Sana metres tut dedim. Hayvan herif. Daha ne istiyorsun? Bir de giymişsin damatlıkları. Benden izinsiz evlenmeye kalkıyorsun. İzin isteyen yok ki senden ya. Göstere göstere evleneceğim. Enver. Benim sabrımı taşırma sakın. Sakın. Sen de benim sabrımı taşırma artık. Sakın. Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun lan? Enver! Ha? Enver! Ne bakıyorsun lan? Bu kız istenirken Allah'ın emri peygamberin kavliyle mi deniyordu baba sen bilirsin. Madem başımızda baba yok kendim isteyeceğim kızı mecbur. Ben gideyim güzel bir çiçek yaptırayım önce. Selamun aleyküm. İkram edersen bir bardak çay içerim. Çayımız bitti. Benim de işim var zaten. Ama misafir haneye bereket getirir. Rızkını artırır. Misafire ikram sünnettendir.
Ama 3 gün. 3 günden fazla kalırsam kovarsın. Ne istiyorsun? Muhabbet etmeye geldim. Konuşmaya, tanışmaya. Ama böyle ayaküstü olmaz. Otursana. Otur. İsa. Bak oğlunla da konuştum. Olan olmuş bir kere. Bizden uzak olun. Ne haliniz varsa görün. Biz hiçbir şeye karışmıyoruz dedim. Seninle de oğlunla da muhatap olmak istemiyorum. Sen de... Evet, ben de. Sen de bir daha asla kızıma dokunma. Vay 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 vay. Oğlun da sana benziyor. Ne diyorlar, bir laf var. Ha, atarlı. Ama bizim zamanımızda atar gider yoktu. Bir işi yapacaksak yapardık. Ya, düşmanlarımız da öyle. Beni ilk beşiğimle öldürmeye çalışmışlar. Babamın kanlısı babamı öldürdükten sonra beni alıp duvara fırlatmış. İntikam almayayım diye. E adam haklı. Ben de olsam aynı şeyi yapardım. Daha 3-5 aile vurmuş duvara. Öldü diye çekip gitmiş. Ama ben, bak, ölmemişim. İnatçıyımdır. 8 yaşına geldiğimde babamın intikamını aldım. İlk cinayetim. Dün gibi hatırlıyorum, bayramda. O şerefsiz herif köyün çocuklarına elini öptürüyordu. Evet, Kurban Bayramı. Ortalık kan kokuyordu, kan. Sonra birden bir ağaçta kurbanlık bir koç gördüm. Kesmişler, asmışlar. Bağırsakları dışarı fırlamış. Hayvanı kesen adam bıçağı saplamış, çekip gitmiş. Bir baktım, kasap bıçağı. Öyle keskin, öyle keskin ki bakanın bile elini keser, o kadar yani. Hemen aldım bıçağı sol elime, sakladım, sıraya girdim. O şerefsiz şekerli leblebi dağıtıyordu köyün çocuklarına. Sıra bana geldi, elini uzattı. Elini öyle bir ısırdım ki böğürdü. Öne doğru eğildi. Tam o sırada bıçağı midesine soktum. O sesi hiç unutmadım. İnsan etine giren bıçak sesi. Ya ağzım dilim kurudu, bir yudum su versenize bana. İhsan. Ya insana bir yudum su bile ikram etmiyorsun. Senden zaten dünür falan olmazmış. Dünür olmazmış zaten senden. Kızına söyle, bu evlilik olmayacak. Çocuk olmasa zaten ben de... Bak ya, bak ya. Hala konuşuyor. Hala anlamadı değil mi? Hiçbir şey anlamadın anlattıklarımdan. Tabii haklısın. Söz uçar gider. Ama resimler insanın beynine kazınır. Ne yapsak, ne yapsak? Evet. Senin beynine de bir şey resmetmem lazım. Evet. Ahmet, gel evladım. Ahmet, 20 yıldır benimle çalışıyor. Evladım gibi severim.
Onu tinercilerin, balicilerin elinden ben kurtardım. Allah seni başımızdan eksik etmesin baba. Sağ ol. Sen de sağ ol Ahmet. Ahmet, sol elini uzat oğlum. Kendini buradan vur. Emredersin baba. Aklına kazındı mı şimdi? Kızına söyle. Bu evlilik olmayacak. Hamit her dediğimi yapmaya hazır. Hüsran. Hadi Memo'm, sağlığa. En kötü günümüz böyle olsun. Afiyet olsun. Enver, gel gel, bak kim geldi. Can dostum, Mehmet'im geldi. Ne haber Enver? İşte iyi diyelim Mehmet amca. Baba seninle bir konuşalım mı Özel? İçeri geçelim. Evladım, ne konuşacaksan konuş. Yakında kayınpederin olacak. Ya bundan böyle aramızda gizli saklı yok. Öyle bir şey olmayacak. Müstakbel gelinim validesiyle birlikte alışverişe gitmiş Avrupa'ya. Ben de telefon ettim. Ya dedim ama kalk gel, madem bekarsın beraber kafaları çekelim dedim. O da işte böyle. Sen Davut amcayı tehdit mi ettin? Ha? Davut amcayı tehdit mi ettin? Yok, ben tehdit etmedim. Ayrıca bana poğaça bile ikram etti. Konuştuk. Ne konuştunuz? Aramızda. Hadi Memo. Ne öyle duruyor elinde ya? Hadi. Ya. Sen eskiden ne güzel içerdin Memo ya. Ne oldu sana? Yaşlandın mı ha? Biraz yaşlandık tabii. Yaşlandı ya. Ya baba, adamı çok korkutmuşsun. Niye böyle yapıyorsun sen ya? Bak çok uzattın bu mevzuyu. Ben istemiyorum. Mehmet amca. Bak seni severim, sayarım. Ama ben senin kızınla evlenmek istemiyorum. Bak babamla oturmuşsunuz, kafa kafaya vermişsiniz, bir plan yapmışsınız. Ama böyle bir şey olmayacak. Bence Hatice de böyle metazoru bir evlilik istemez ya. Yapmayın, etmeyin. Ama baban böyle anlatmamıştı. Memo, bu herif bana kızgın bir sebepten dolayı. Aklınca benden intikam alacak. Yani beni senin önünde mahcup etmek istiyor. Ya baba. Ömer, yetti ama. Yetti. Mehmet amcan da sahi zannedecek. Baba. Memo, kusura bakma, hemen dönerim. Geldiğimde o bardak bitmiş olacak. Yürü. Enver. Enver. Benim sabrımı zorlama. Ya sen ciddi ciddi benim bu işten vazgeçeceğimi mi zannediyorsun? Vazgeçeceksin, evet. Bak Mehmet amcana sözüm olmasa da bu kızla evlenmene izin vermem. Babasını gördüm, notumu verdim. Emin oldum. Bana ne diyor biliyor musun? Olan olmuş. O ne ala. Kızım yükü tuttu. Size kancayı attık demeye getiriyor. Bütün bunlar paran için. Paran için. Ver.
Sen gerizekalı mısın? Ha? Bunları görmüyor musun oğlum? Belki de öyleyimdir baba. Sen daha iyi bilirsin. Bak benim bildiğim bir tek şey var. O da ben Yağmur'u çok seviyorum. O benim sadece eşim değil ya. Bu dünyadaki en yakın arkadaşım. Annemden sonra en sevdiğim insan ya. Onu da mı alacaksın benim elimden ya? Senin bana garezin ne ya? Ne istiyorsun sen benden? Ben sana ne yaptım ya? Sen benim... Ne ben senin? Yokmuş. Ne ben senin? Ne diyorsun ya? Ne oluyor burada ha? Allah Allah. Hayırdır inşallah. Pardon, bir dakika. Buyurun. Memur Bey, ne oldu? Bir şey mi var? Mehmet Bey nerede? Siz kimsiniz? Mehmet Bey'in nesi oluyorsunuz? Ben Mehmet'in en yakın arkadaşıyım. Mehmet benim 40 yıllık dostum olur. Başınız sağ olsun. Mehmet Bey bir kaza geçirmiş. Sabah bir çalışanı bulmuş onu. Kaza mı? Ne kazası? Merdivenden düşmüş. Merdivende. Yine de biz bütün olasılıkları araştırıyoruz. Durun, durun, durun. Memur Bey, son bir defa Mehmet'imin yüzünü görebilir miyim? Tabii. Kaldırdım. Başın sağ olsun. Bizim çocuklardan duydum, çok üzüldüm. Nasıl olmuş? Kalp krizi mi? Kaza. Nasıl ya? Ne olmuş? Merdivenden düşmüş. Hadi canım. Ah Mehmet amcam benim, dikkat etsene ya. Ne hikmetse tam merdivenden düştüğü sırada bahçedeki güvenlik kamerası bozulmuş. Yani? Polis araştırıyor. Belki o sırada biri içeri girmiş olabilir. Tanıdığı biri mesela. Cinayet olabilir mi diyorsun yani? Her şey olabilir bu hayatta. Ortalık kalitesiz insanlarla dolu. Maalesef. Doğru vallahi. Kalite yerlerde. Ama sen yine de çok işkillenme bence. Ev kazası deyip geçmemek lazım. Dünyada en çok ölüm ev kazalarından oluyormuş, biliyor muydun? Bilmiyorum. Tekrar başın sağ olsun.
Enver. Bir laf vardır. Öküz öldü, ortaklık bozuldu diye. Ne? Artık ona verdiğim sözün hükmü kalmadı. Serbestsin. İstediğinle evlen, istediğinle yaşa. Yani böyle acı bir olay bana yaramış gibi oldu şimdi de. Üzüldüm. Ama yani... Enver, rol kesmeyi bırak. Çok kötü oynuyorsun. Bir de yas tutar gibi siyahlar giymişsin. Söz düştü. İstediğini yapabilirsin. Ama ben de istediğimi yapabilirim. Beni insanların ahlak dediği, vicdan dediği şeylere bağlayan incecik bir pamuk ipliği vardır. Sen o ipliği kopardın Enver. Ben ne yaptım ki? Sen benim en iyi arkadaşım. En iyi dostum. Mehmet'imi öldürdün. Ne öldürmesi ya? Merdivenden düşmüş işte herif. Sıra bende. Ne sırası? Bu ne ya? Kim çekti bunu? Ne zaman çektiniz bunu? Yalnız sevdiğin değil, en yakın arkadaşın, her şeyin. Annenden sonra en sevdiğin insan. Yapamazsın böyle bir şey. Hani canavar değildin sen? Her insanın içinde bir canavar vardır. Bazısı açlıktan kafasını kaldıramaz. Bazısı uyur. Sen kafesi açtın evvel. Ve o canavarın önüne çiğ et koydun. Artık kaçacak delikanlı. Alo. Ekber Bey, kız elimde. Ha güzel. Ha güzel güzel. Ha, ne çabuk bulmuşsun. Aferin sana, aferin. Bir bahşişi hak ettin. Dediğiniz gibi sakin bir yere getirdim. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Enver'i ara. Görüntülü. Tamam. Kızı göster ona. Sonra o izlerken... Sık kafasına kızın. Evet. Dünyada en sevdiği insanın ölümünü canlı canlı izlesin istiyorum. Tamam. Ekber Bey, Enver'i aradım. Ama tam kızı öldürecekken kapattı. Şimdi de açmıyor. Ne yapayım, kızı vurayım mı? Hay Allah, hay Allah ya. Ben canlı canlı izlesin istiyordum. Ha, videoyu çek.
Evet, video çek. Önce kızı göster. Sonra kızın sık kafasına. Böyle yakına gir, kanlar filan. Enver'e yolla onu, banttan izlesin. Tamam. Bir dakika. Bana da yolla. Ben de izlemek istiyorum. Anlaştık. Babacığım, gönderdiğin tetikçiyi eleye çevirdim. Sen nasıl yaptın bu işi? Araya adam soktum diyelim. Ha, şirketin iş bitirici namı yerlerde. Bozulmuş. Ya aynen. Nerede o eski bayramlar değil mi? Sevgilini de kurtardın demek ha? Neredesin sen sevgili babacığım? Evde misin? Yanına gelmek istiyorum da. Tabii sevgili yavrum. Gel, gelebilirsin. İyi. Ben geliyorum o zaman. Bir şey istiyor musun gelirken? Ekmek, süt, yumurta falan. Yok. Sen gel yeter yavrum. Sabırsızlanıyorum. Ne oluyor lan? Üstünü arayacağım. Kimin üstünü arıyorsun lan sen? Çekil. Ekber babanın emri böyle. Üzerinde bir kürdan dahi olmayacak dedi. Niye lan? Korkuyor mu yoksa Ekber babanız? Ha? Sadece konuşacağım, merak etmeyin. Yaşlılara bir şey yapmam. Bırak lan! Al. Sok. Çekil. Üstünü aramadan içeri sokmam seni Enver. İlla temas istiyorsun yani. Gel lan. Gel ara. Ama şu iş bir bitsin. Kaçacak delik arayacaksın. Hepinizi yazdım lan. Hepinizin sıfatı burada. Kayıtlı. Bugün unutmayın. İlk seni geberteceğim ha. Temiz. Tamam mı lan? Tamam. Gel. Nasıl bir gaddarlık lan bu? Bu nasıl bir psikopatlık ha? Bak bu kadarı senin için bile fazla ha. Lan bu kadın benim oğlumu doğuracak. Hiç mi insaf yok sende? Emin misin? Neden emin miyim ya? Hamile olduğundan. Karnına yastık falan sokmuş olmasın bu? Senin var ya kafan gitmiş artık ya. Bunadın sen bunadın. Beynin hoşafa döndü senin. Bıktım artık senden ya. Sen ne istiyorsun benden? Hayatımı attım. Çevirdin. Lan ben senin oğlun değil miyim? Başkasının çocuğu muyum? Evlatlık mıyım ben? Söyle lan. Bak bir şey var bu işte. Enver, annen bu dünyada en güvendiğim insandı. Bu sözlerine ona hakaret ediyorsun. Lan manyak. Onu da öldürdün. Annemi öldürdün. Daha ötesi var mı bunun? Dünyada en sevdiğim insanı öldürdün sen benim ya. Şimdi de karımı öldürmeye çalışıyorsun. Neden baba? Neden bana bu kadar düşmansın sen ya? Enver sana kaç kere söyleyeceğim. Ben anneni öldürmedim. Trafik kazası. Öyle durup dururken frenleri bozuldu, uçurumdan aşağı uçtu film gibi. Yalancısın sen. Yalan söylüyorsun, yalancısın. Evet, yalan söylüyorum. Ama seni korumak için yalan söylüyorum, haberin yok. Beni koruma lan. Koruma beni. Bıktım artık senden, yeter. Geber lan. Geber. Geber lan. Geber. Geber lan. Geber lan. Geber! Ahmet! Daha önce niye vurmadın lan? Her biri boğuyordu. Alın şunu, attın ana be!
Ne oluyor lan? Nereye gidiyoruz? Günaydın. Ne uykusu bu böyle lan? Nereye gidiyoruz diyorum baba. Enver, yıllarca seni korumaya çalıştım. Kendinden bile korudum. Ama sen 3 gün önce tanıdığın varoş bir kız için bana yapmadığını bırakmadın. Doğru konuş baba. Bir karar aldım. Artık iyi bir baba olmayacağım. Şimdiye kadar sen iyi bir babaydın. Şimdi artık iyi bir baba olmamaya mı karar verdin? Senin beynin iyice erimiş ha. Yanmış, gitmiş senin kafan. Senin emekli olup artık Bodrum'da mandalina falan toplaman lazım. Sen hala şeytanlık peşindesin ya. Of, of! Hatırladın mı burayı? Evet de niye geldik buraya? Gel. Annenle sık sık buraya gelirdik. Daha doğrusu kaçardık. Kafamızı dinlerdik, muhabbet ederdik. Özdemir Asaf'ın kısa bir şiiri vardı. Annene hep burada söylerdim onu. Çok severdi. Sen bana bakma. Ben senin baktığın yönde olurum. İşte bu ev annenin hatıralarıyla dolu. Enver, bir defasında bensiz gelmiştiniz. Sadece ikiniz. Hatırlıyor musun? Yedi, sekiz, dokuz, on, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Acaba nerede bu Enver? Nereye saklandı bu çocuk?
Enver gel. Baba biz buraya niye geldik? Bir söylesene artık ya. Neyin peşindesin sen? Enver. Bu gece burada kalacaksın. Niye? Telefonu ver bana. Telefonu mu? Enver, telefonu ver. Yoksa zorla aldırtırım. Ver, ver. Bu gece bu odadan çıkmayacak. Kapının önünde nöbet tutun. Baba ben istersen buradan kaçarım biliyorsun değil mi? Biliyorum. İnsan her şeyden, her yerden kaçabilir. Ama yalnız kendinden kaçamaz. Sen niye özellikle bu odaya koydun beni ya? Ne var bu odada? Demek hatırlamadım. Neyi hatırlayacağım ya? Ne oluyor? Bir söylesene bana! Aç şunu. Ne bu? Aç! Annemin elbisesi bu. Evet. Niye kan lekesi var bunun üzerinde? Hala anlamadın demek. Neyi anlayacağım ya? Trafik kazası değil ama. Annem vuruldu. Bu odada. Tam burada. Kim vurdu? Asılıydı. Hayır! Hayır! Yalan söylüyorsun! Yalancısın sen! Yalan! Tüfekle oynarken yanlışlıkla patlamış olmalı. Sen... Yok. Yok sen. Sen beni delirtmek için uydurdun bunu. Bu elbise, kan lekesi falan hepsi tezgah değil mi? Emel. Sen bana hep... Baba bana niçin böyle davranıyorsun? Ben sana ne yaptım diye hep sordum. Enver, sen benim bu hayatta en güvendiğim insana, en iyi arkadaşımı, karımı tek aşkımı öldürdün.
iyi oynuyorsun. Bravo. Bravo. Çekil lan. Çekilin lan! Çekil! 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 Annen öldükten sonra uzun süre kendini kapadın. Konuşamadın. Dilin sonradan açıldı. Ama biz bir şey fark ettik. O gün olanların hiçbirini hatırlayamıyordun sen. Doktor doktor gezdim evvel. Gitmediğim doktor kalmadı. Sonra bir doktor bana dedi ki... Oğlunuz dedi büyük bir travma geçirmiş ve bu travmayı da çok derinlere gömmüş. Tıbbi bir adı vardı ama şimdi hatırlamıyorum. Ben de dedim madem bu çocuk hiçbir şey hatırlamıyor ben de sana bir şey söylemedim. Ama ileride sen anneme ne oldu? Annem nerede diye bana soracaktın. Bir kafa doktoru bana o... Trafik kazası hikayesini anlatınca aklıma yattı. Ben de geldim sana anlattım. Sen de inandın. İşte böyle ben seni hep korumaya çalıştım. Ama sen benden hep nefret ettin. Hatta büyüyünce anneni benim öldürdüğümü düşünmeye başladın. Enver, sen benim bu hayattaki... En değerli şeyimi öldürdün, anneni öldürdüm. Ben buna rağmen seni sevmeye çalıştım. Ama arkadaşımı da öldürmen bardağı taşıran son damla oldu Enver. Enver, artık sen benim için yoksun. Oğlum olduğun için yaptığın bazı işlere göz yumdum. Ama artık sen benim düşmanımsın. Bizim alemde düşmana nasıl davranılırsa... ...ben de sana aynen öyle davranacağım. Sok kafana bunu. Haber vermedi deme.